Evet muhteremler, bugün yine Ataullah İskenderi Hazretlerinin Kaddesallahu esrarahum ve verallahu merkaduhum bir sohbetini birlikte paylaşacağız. Cenab-ı Hak tesirini halk buyursun. Bize anlattıklarımızla, size dinlediklerinizle amil olabilmeyi lütfeylesin inşallah. Bu Hazretimizin de ruhaniyetini bizlerden hoşnut eylesin. Himmetlerine mazhar eylesin. Ahirette şahitliklerine, şefaatlerine bizleri ulaştırsın. Onlar ile haşr eylesin inşallah. Evet. Allah'ın birliğini ve eşsizliğini öğreten, yani sana tevhidi anlatan, sana hakkı tanıtan, seni hakka kavuşturan bilgi, sana ilim olarak, sana dünya ve ahiret rızkı olarak yeter buyuruyor Hazret. Evet, bu sana yeter. Dünyan da bunun ile abad olur, ahiretin de bunun ile abad olur. Evet, Allah'ı bileceksin ve ona erişeceksin. Saadet bu. Yaşamamızın gayesi bu. Yoksa biz bu aleme vur patlasın, çal oynasın, bu hayat böyle geçer, böyle geçsin diye gönderilmedik. Böyle bir hayata gönderilmedik. Marifeti tahsile gönderildik. Allah'ımızı bilmeye, emri üzere hareket edip ona vasıl olmaya, ona aşık olmaya, ona kul olmaya geldik. Evet. Bunun çaresi ne ise, usulü ne ise, dünyada bunu öğreneceğiz. Buna İslam deniliyor. Allah'a giden tek yol. Bismillah inne dina indallahi İslam buyuruyor Cenab-ı Hak. Bize gelen tek yol var. Bizim makbulümüz olan, efendim, tek yol, İslam. O yolun adresi Kur'an-ı Kerim'de. İslam'ı tarif ediyor Kur'an, başka bir şey yok içinde. O yolun kılavuzu Muhammed Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yolda nasıl yürümemiz gerektiğini, o yolun virajları neler, yani trafik kuralları nasıl, o yolun durumu nasıl, bize onu tarif ediyor. Onun için Cenab-ı Hak bize buyuruyor, yani her türlü müşkülatınızda, her türlü müşkülatınızda Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e ve Resul'ün sünnetine müracaat edin. Resul'ün sünnetine. Şimdi alavera dalavera Kürt Mehmet Mehmet'e hesabı, o kitap hakkında da, sünnet hakkında da şüphe tohumları ekilmeye çalışılıyor. Yol değiştirilmeye çalışılıyor. İslam'dan başka yollar. Evet, çizilmeye çalışılıyor. Bu proje geçmişe dayanıyor.
İbrahim'in bir dinler felsefesi vardı bir dönem. İbrahim'i dinler. Dinler. Çoğul bir ifade. Neydi o İbrahim'i dinler? Muhteremler. Yahudilik. Hristiyanlık. Budistlik vesaire yani. İbrahim'i dinler diye bir ifade yok ya. Kur'an-ı Kerim İbrahim'in dininin İslam olduğunu söylüyor. Tek dinin İslam olduğunu söylüyor. İbrahim'in de, Musa'nın da, İsa'nın da, Harun'un, Süleyman'ın da aleyhissalatü vesselam hepsinin dini İslam'dı. İbrahim'in dini var. Millete İbrahim diyor. Kur'an o da İslam. İbrahim'i dinler yok. Dün yoktu, bugün de yok. Yarın da olmayacak. Allah'ın sözü kıyamete kadar baki. Baki. Ha, İbrahim'in şeriatı ayrı olabilir. Eyvallah. Musa'nın şeriatı ayrı ayrıydı. Hazreti Muhammed'in şeriatı farklı. Evet. Şeriat dediğimiz şey, anlayasınız diye bu tabiri kullanıyorum, her ümmetin iç hukukudur. İç hukuku. Dolayısıyla o ümmete özeldir. O ümmetin iktisadi, içtimai, efendim hukuki, sosyal alanlarında kullanabileceği ilahi hükümlerdir şeriat. Dolayısıyla bu her ümmette ihtiyaçlar farklı olduğu için şeriatlar da farklıdır. Şimdi bile misal baktığımızda dünyanın birçok yerinde ehli sünnet çizgisi üstünde farklı mezhepler var. Oradaki hayata daha uygun olduğu için. Bizim Güneydoğumuza gittiğinizde Şafiiler yaygındır. Şafii mezhebi vardır. Batıya geldiğinizde Hanefiler daha yoğundur. Afrika'ya doğru açıldığınızda Hanbeliler ve Malikiler vardır. O mezhebin hukuku oradaki insanların hayat şartlarına daha uygundur. Bu yüzden çoğunluk olarak o görüşü tercih etmişlerdir. Hayatlarını kolaylaştırıyor. Örnek olsun diye, anlaşılsın diye misal. Şimdi şehir yerinde vesaitlere inip biniyoruz, bu kadar kalabalıkla içli dışlıyız. Ticaret yapıyoruz, müşteri geliyor, al ver efendim vesaire. Burada bir Şafii arkadaşı düşünsek, bir Şafii Müslüman, bu hengamenin içinde ister istemez elini kolunu sakındıramaz. Yani bir bayanla mutlak temas eder yani. Arabaya binerken, inerken, kalabalıkta, çarşıda yürürken, alışveriş yaparken, esnafsınız, para verip alıyorsunuz, mal veriyorsun vesaire. Her seferinde abdest almaya kalksan, bu vatandaşa gına gelir, ibadet zor gelmeye başlar. Yani namaza tamam da eyvallah da, he namaz için abdest. Efendim sıkıntı olabilir yani. Cenab-ı Hak kulları hakkında zorluğu murad etmez.
İşte bu şehirdeki vatandaş Müsah Hanefi olur, rahat eder. Bu hengameden kurtulur. Her vakit için abdest alması gerekmez. Ha şimdi bu vatandaşı Güneydoğu'da düşünün. Arazide. Çorak bir arazide, kurak bir arazide. Tarımla meşgul, hayvancılıkla meşgul. Hayvanların peşinde misal dağda çobandır veya çiftçidir, çift çubuk. Ekiyor, biçiyor. Orada toprakla, taşla, ağaçla uğraşırken illaki eline bir kıymıktır, dikendir, taştır, topraktır, elini çizer, elini keser. Farkında bile bazen olamaz. Sürekli eli, ayağı yara bere alır, kan akar. E şimdi o dağda bu su da yok ki nerede abdest alsın? Bu yüzden kan onun abdestini bozmaz. Bunlara aldırış etmez, rahatlıkla namazını kılar. Bakın onun için kolaylık. Su arayacak. Dört taraftan, dört cepheden en az 2 kilometre mesafede su araması lazım. İkişer kilometre mesafede su bulamazsa teyemmüm edebilir. Yoksa teyemmüm edemez. Şimdi bu insana zorluk değil mi? Bu insan işini gücünü bırakacak, su arayacak. Her sahaya 2 kilometre gittiğini düşün yani. 4 cepheye. On 16 kilometre. Bir alanı arayacak. Bu adam iş mi yapsın? Abdest için su mu arasın? Evet. Bu mezhep buna kolaylık. Elinden kan akmış, abdestine zarar yok. Namazını kılar. Eğer başka abdesti bozacak işler yapmamışsa. Namazını kılar. Bu farklılıklar gibi milletlerin sosyal hayatlarıyla ilgili bu farklılıklar gibi işte şeriatlar da ümmetler için böyle farklılıklar arz etmiştir. O günkü yaşam tarzlarına uygun Cenab-ı Hak onlara emirlerde bulunmuştur. Bunlar farklıdır. Her ümmetin şeriatı farklı. Ama bütün ümmetlerin dini bir. Dini bir. Hepsi Müslüman. Adem aleyhisselamdan Fahri Kainat Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin dini İslam. Yol bir. Peygamberimizden de kıyamete kadar yol bir İslam. Evet. İşte bu yolun temel esası Allah'ı bilmek, sevmek ve ona kulluk etmek. Allah seni rahmetiyle kuşatsın. Bir dua ile başlıyor. Amin diyoruz biz de. Hepimizi kuşatsın. Bil ki Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin sünnetinde bahsedilen ilimden maksat Allah'ın korkusunu içeren ve o korkuyu bünyesinde taşıyan faydalı ilimlerdir. Yani
insanlığı takvaya ulaştıran, takvaya götüren. Şimdi bakın, ilmin gayesi insanı takvaya götürmek. Bugün acaba ilim ne amaçla kullanılıyor? Ruhsat aramak, kolaylıkları elde etmek. Tam tersi yapılıyor. Yani bir şey zorsa, o zordan nasıl kurtuluruz? İslam'ın gayesi insanları zorluğa sevk etmek değil. Ama insan da biraz insaf etsin yani. Meseleyi bu kadar laşkalaştırmasın. Evet. Varlık sebebimiz takvaya riayet etmek, takvaya erişmek. Allah'ı gereği gibi sevip, gereği gibi korkmak. Ama bugün ilmin kullanıldığı gaye maalesef. İşin hep böyle Çin malı diyelim yani. Çin malı kullanmak. Taklidini yapmak. Rabbimiz bu konuda bize şöyle buyuruyor. Fatır suresinden mealen buyuruyor ki Cenab-ı Hak, kulları içinde, Allah'ın kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkar. Onu bilenler yani. Bismillah, innema yahşallâhe min ibadihil ulema. Allah'ı bilenler ancak haşyet, huzur, huşu sahibi olabilirler. Bu ayetten gerçek ilim için Allah korkusunun kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Huşunun. Gerçek alim, gerçek bilen, Allah'tan korkan kimsedir. Rabbimiz yine şöyle buyururlar. Şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere, o ilim aktarılınca, Kur'an onlara okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı. O insanlar, secdeye kapanırlardı Allah'ın emirlerini, Allah'ın zikrini işittiklerinde. İsra suresinde bu ayet-i kerime. Yani öyle haşyet sahibi idiler. Evet, sahabiden, namaz üstünde Resulullah'ın arkasında cehri kılınan namazlarda, akşam gibi, yatsı gibi, sabah gibi, veya cuma gibi, bayram gibi açıktan okunan namazlarda okunan ayet-i kerime eğer onların haline işaret ediyorsa, ayetin manası yani, o sahabinin haline işaret ediyorsa ruhunu teslim edenler olurmuş. Böyle rivayetler var. Namaz üstünde ruhunu teslim ediyor Allah korkusundan dolayı. Bayılanların haddi hesabı yok. Düşüp bayılanların haddi hesabı yok. Ölenler olurmuş. Cenab-ı Hak, şimdi benim kusurlarımı, benim ayıplarımı Habibine bildiriyor, beni ifşa ediyor diye Allah korkusundan orada ruhunu teslim ederlermiş.
İşte ayetten de bunu anlıyoruz. Sure-i İsra'dan. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı. Allah'a dönerlerdi yani. Şimdi bize kâr etmiyor. Ayet, hadis. Canım nerede yazıyor? O filancanın yorumu, tefsiri. Bak, fişmanca da böyle söylüyor. Yorumların arkasına saklanıyoruz. Yorumları adeta silahlaştırmışız. Kuru sıkı mermiye çevirmişiz. Bilgiyi birbirimize atıp duruyoruz. İlim cedel aracı olmuş, mücadele aracı olmuş ilim. İhlas, takva vesilesi değil, mücadele vesilesi olmuş. Birine bir şey söylediğinde hemen, ayet var mı hakkında canım? Bu samimiyetsizliği gösterir muhteremler. Bu samimiyetsizliktir yani. Sanki ayet olsa çok yapacak yani. Ayet olsa yapacak. Ayeti bir daha zikredelim. Şu bir hakikat ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Kur'an okununca onlar derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı. Bir başka ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Hak bealen buyuruyorlar ki ilimde yüksek payeye erişenler var ya, İlimle o ihlası elde edenler, takvaya ulaşanlar var ya, ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Biz ilmin ortaya koyduğu bütün hakikatlere inandık. Çünkü onları Rabbimiz vaaz ediyor derler. Rabbimiz bildiriyor. Bizim onlar üstünde ihtilafımız olmaz, şüphemiz olmaz. Bu inceliği ancak akli selim sahipleri düşünüp anlayabilirler. Ali İmran suresinden bu da. Akli selim, aklını vahye teslim etmiş. Aklını Allah'a teslim etmiş. Evet. Vahyin önüne geçirmemiş aklını. Adeta bu insanlar bir başka ferman-ı ilahide Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ederler. Taha suresinde bu da. Ey Rabbim, bana lütfettiğin ilmi, irfanı, ihlası ziyadeleştir. Arttır ya Rabbi. Arttır ki seni daha güzel tanıyayım. Seni daha çok seveyim. Sana yaklaşmak için bütün himmetimi, gayretimi kullanayım. İlmimi arttır. Sana olan rağbetimi, iştiyakımı, iştahımı arttır. Evet. Bilgi arttıkça çünkü amel de artacaktır. Allah'ı tanıdıkça korku artacaktır. Korku yerleştikçe sakınma gelecektir. Günahtan, gafletten, masivadan, masiyetten sakınacaktır. Halk tabiriyle kılı kırk yarmaya başlayacak artık. Evet. Kılı kırk yaracak.
Bugün sözde insanlar, affedersiniz, öküzün altında buzağı arıyorlar ama maalesef takva meselesinde, helalde haramda, hak batıl meselesinde, iman küfür meselesinde sele serpe hareket ediyorlar. Bunların hepsini birbirine karıştırmışlar. Bu konuda onlara bir şey söylediğinde bozuluyorlar, kırılıyorlar. Biz de Müslümanız canım. Biz de Müslümanız. Ya Allah için, İslam nedir? Şunu bir tarif etsenize. İslam'ı bir tarif edin. Müslüman nasıl olur? Şunu bir tarif edin ya. Şunu bir tarif edin. Kimse bunun tarifine girmiyor. Herkesin kendi kafasında bir İslam modeli var. İslam modeli var. Cenab-ı Hak ise o modeli Efendimiz olarak gösteriyor. Onu gösteriyor. Yani senin benim kafamdakini değil. Evet. İnsan kendi nefsini hani dev aynasında görmek derler ya, demek ki insan nefsini dev aynasında görüyor. Bazıları belki ileri gitmiş zamanımızda, bu arzusunu açık etmiş, ilan etmiş. Adnan Oktar gibi, İskender Avramoğlu gibi vesaire. Efendim. Hasan Mezarcı gibi. Bunlar tarih boyunca olmuş. Yani bugüne has hılkat garibeleri değil bunlar. Bugün olmuş meseleler değil. Dün de vardılar. Bugün de yarın da olacaklar. Dünya var olduğu sürece bir şeyin hakikati varsa hep söylüyoruz bunu. Mutlak onun sahteleri, taklitleri çıkacak. Bu taklitler, bu sahtekarlar hakikatin şahitleridirler. Hakikatin şahitleri bunlar. Ha, bu meselenin ayrı bir cephesi. Ama baktığımızda bu ahir zaman insanına kibir, gurur, büyüklük hissi hepimizin içinde var. Yani hepimiz kendimizi bir parça peygamber gibi görüyoruz. Aklımız var, bilgimiz var, anlıyoruz. Bu kadar da imkan var, internet var, efendim, şu var, bu var. Bilgiye bu kadar rahat erişim var yani. Bende de demek ki peygamberlikten birkaç yüz olabilir yani. Kendimizi böyle görüyoruz. Bu yüzden mütabaatımızda, muhabbetimizde samimi değiliz. Samimi değiliz. Onlar derler ki, ya Rabbi, sana olan iştiyakımızı arttır.
Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu insanlar hakkında bakın ne buyuruyor. İşte bu insanlar, ilmi böyle anlayan insanlar, hakka böyle yaklaşan insanlar, peygamberlerin mirasçılarıdır. El-ulema verasetü'l-enbiya. Bunlar peygamberin varisidirler. Şu bu değil yani. Bütün bu hadis ve ayetlerde anladığımız o ki ilimden maksat nefsin özlem ve arzularına baskın gelen, nefsi denetim ve kontrol altına alabilen faydalı ilimlerdir. İlim nefsini azdırıyorsa, kibrine kibir katıyorsa, sana büyüklük duygusu veriyorsa, bil ki sen tehlikedesin. Sen tersine okuyorsun. Tersine okuyorsun. İlim sende tevazuyu getirmeli. Hilmi, yumuşaklığı getirmeli. Sevecenliği getirmeli. Bunu taviz anlamında anlama. Evet. Nefsine müsamaha etmemeyi getirmeli ilim. Kaçamak yaptırmamalı sana ilim. Evet. Kaçamak yaptırmamalı. İlmin bu anlamı gayet aşikar bir durumdur. Çünkü Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı bu anlamın dışında yorumlanmaktan beridir. Gerçek faydalı ilim ibadette kula yardımcı, Allah'tan korkmayı, onun emir ve yasaklarını gözetmeyi sağlayıcı bir unsurdur. O ilim de marifetullah ilmidir. Allah'ı bilip tanıma, sevme ilmidir. Kim tevhidi sadece dili ile söylemekle yetinir, fakat dinin hükümlerine bağlı kalmazsa, o bilsin ki kesinlikle zındıklık denizine girmiştir. İslam'dan sapmıştır. Olması gereken hakikatle desteklenmiş ve şeriatla sınırlanmış olmaktır. İstenilen budur. Hakikat seni destekleyecek ve senin yaptığın bütün işlerin şeriatte mesnedi olacak, delili olacak. Hakikat ehli böyledir. O ne sadece hakikatle hareket eder, ne de dinin zahiri ahkamını yerine getirmekle yetinir. Bu ikisi arasında orta bir yolu tutar. Dinin sadece zahiriyle yetinmek insanı gaflete götürür. Zahiri hükümlerine riayet olmaksızın sadece batınını esas almak da dini iptal etmektir. İşin sadece batın tarafına yönelmek, zahiri bırakmak, bu da dini iptal etmektir. Hidayet makamı bu ikisinin ortasındadır. Seni nefsani özlem ve arzulara sevk eden ve insanın mizacının kendisiyle haz duyduğu herhangi bir ilim doğru dahi olsa ondan uzaklaş. Eğer nefsin ondan zevkleniyorsa,
nefsin ondan bir haz duyuyorsa, o doğru bile olsa onu bırak. Nefsine yan çıkma. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği ilmi öğren. Allah Resulüne neyi inzal ettiyse sen onu öğren. Ona talip ol. Allah Resulüne, sonra halifelerine, sonra ashabına, tabiine ve nefsini şehvet ve hevadan temizlemiş olan hidayet öncülerine, Allah'ın dostlarına tabi ol. Sadat'ı takip et. Böyle yaparsan her tür şüphe, zan, vesvese ve kuruntudan, hakikat ve doğru yola, doğru yoldan çıkaran asılsız düşünce ve iddialardan kurtulursun. Böyle yaparsan. Allah'ın birliğini ve eşsizliğini öğreten bilgi sana azık olarak yeter. Allah sevgisini, Resul'ün sevgisini, ashabın sevgisini sana kazandıran, ehli sünnet vel cemaat akaidini öğreten bilgi sana azık olarak yeter, kafi gelir. Allah'ın veli kullarına bahşettiklerinden senin de bir nasibin, bir kısmetin olmasını istersen, nimet diye bahsediyor Cenab-ı Hak ayette. En'amte aleyhim, üzerine nimet verdiklerin, ne nimet vermiş onlara bilir misin? Allah onlara ne nimet vermiş? Yani nasıl bir zenginlik vermiş? Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anhum ecmain, Abdülkadir Geylani'ye, Şahin Akşabendi'ye Cenab-ı Hak nasıl bir nimet vermiş? Hiç düşündün mü bunu? Dünya zenginliği mi vermiş misal? Ev, bark, çoluk çocuk mu vermiş? Evet, bunları vermiş ayrı. Hayır, ayette bahsedilen nimet bu değil yani. Cenab-ı Hak onlara kendisini bildirmiş, sevdirmiş. Evet. Onlar bütün insanlardan farklı Allah'ı tanımışlar. O yüzden onların imanına kimse yetişememiş. İrfanına kimse yetişememiş. İkinci bir Ebu Bekir yok kainatta. İkinci bir Ömer yok. Evet. İşte onlara verilenden sen de bir nasip almak istersen kitap ve sünnete muvafık amellerle, doğru ve gerçek işaretle seni Allah'ın yoluna ulaştıracak olanlar hariç herkesten uzaklaşmalısın. Herkesten uzaklaşmalısın. İsteklerini Allah'a arz et. Başkasıyla değil. Onun zikriyle meşgul ol. Allah ile meşgul ol. Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri, Ataullah İskenderi Hazretleri'nin mürşididir. Ebu'l-Abbas Hazretleri. Allah'a yemin olsun ki ben şeref ve üstünlüğün ancak halktan yardım, lütuf ve ihsan beklememekte olduğunu gördüm dediğini duydum buyuruyor. Ataullah Hazretleri buyuruyor ki ben şeyhimden, Ebu'l-Abbas'tan işittim ki Allah'a yemin olsun üstünlük, halktan yardım, lütuf ve ihsan beklemeyip Allah'a yönelmektedir. Ben bunu işittim buyuruyor.
Allah seni rahmetiyle sarsıp bürüsün. Allah'ın şu ayetini hatırla. Asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberin ve müminlerindir. Yani izzet. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Allah'ın mümin kulunu üstün ve şerefli kılmasının sebebi, o kulun isteklerini sadece kendisine arz etmesi, bütün müşküllerini Allah ile halletmesi, sadece ona dayanıp güvenmesidir. Allah'ın sana iman elbisesini giydirip, seni marifet süsü ile güzelleştirmesinden sonra, varlıklara yöneldiğin veya iyiliği Allah'tan değil de varlıklardan isteyecek kadar gaflet ve unutkanlık içinde bulunduğun için Allah'tan utanmalısın. Mümin Allah'ın bir ve tek, mülkün biricik sahibi ve maliki olduğunu bilip dururken ondan başkasına ihtiyaçlarını arz etmesi ne çirkin bir şeydir. Verenin Allah olduğunu bilirken başka bir yere yönelmesi ne kadar çirkin bir şeydir. Halbuki o Cenab-ı Hakk'ın şu ayetini bilip durmaktadır. Allah kuluna kafi değil midir buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah kuluna yetmiyor mu? Ayette sözü edilen akitlerden biri de bir başka ayet-i kerime zikrediyor. Ey iman edenler! Akitlerinizin gereğini yerine getiriniz. Verdiğiniz sözlerin gereğini yerine getiriniz. Bu ayette sözü edilen akitlerden biri de sadece ona güvenip ihtiyacını ondan isteyecek olman. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Ben yalnız senin kulunum. Dolayısıyla da her ihtiyacımı sana arz eder, senden isterim ya Rabbi. Halktan yardım ve ihsan beklememek ancak Allah dostlarının ölçüsüdür. Cenab-ı Hak şöyle buyururlar, ölçüyü adaletle tutun. Doğru olan doğruluğuyla, yalancı da yalanlarıyla ortaya çıkar. Allah doğru olmayan fakirleri, gizledikleri nefsani istek ve arzularını açığa çıkarmak suretiyle, hikmetiyle imtihan etmiştir. Zira bu kişiler kapılarından kovuldukları halde dünyaya gönül vermiş, insanlara boyun eğmiş, onların arzuları doğrultusunda hareket ederek kendilerini ayağa düşürmüşlerdir. Onların zahirlerine özen gösterip dış görüntülerini gelin gibi süslediklerini, manalarını ise göz ardı edip gönüllerini iyileştirip güzelleştirmeyi düşünmediklerini açıktan görürsün. Yani kalpleri harap, zihinleri harap ama dıştan baksan ki mangalda kül bırakmıyorlar. Hiçbir Müslümanı beğenmiyorlar. Efendim, kendilerinden daha anlayışlı, daha imkanlı, idraklı insanlar yok gibi gösteriyorlar. Allah'a yemin olsun ki Allah onları öyle bir etkilemiş, öyle bir kötü halle vasıflandırmış ki bütün kusurları meydana çıkmıştır. Bunun neticesinde onların Allah ile ilgi ve alakaları
uzak olmuştur. Onlar Allah ile olan akitlerinde sadakat ve dürüstlük gösterselerdi, onlara Allah'ın kulu denilecekti. Fakat bu ilgi ve alaka dairesinden çıktıkları için onlara şunun adamı, bunun adamı vasfı verildi. Şuna buna adam oldular, Allah adamı olamadılar. Bu insanlar Allah ile alaka ve yakınlıklarında yalancı, ibadet edenleri Allah'ın veli kullarının sohbetinden saptırıcıdırlar. Avam onlarda gördüklerini doğru olsun olmasın Allah'a bağlı herkese şamil tutar. Onlar hakikat sahiplerinin perdesi ve tevfik sahiplerinin güneşinin bulutlarıdırlar. Davullarını dövüp herkese ilan ederek zırhlarını giyinirler. Fakat hücum anında arkalarına bakmadan gerisin geriye dönüp kaçarlar. Dilleriyle iddialarını net ve düzgün ortaya koydukları halde kalpleri takvadan yoksundur. Onlar Allah'ın şu buyruğunu maalesef duymamışlar. Mealen Cenab-ı Hak buyurur ki, Allah bu sözü doğruları, doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Evet, Ahzab suresinde ayet-i kerime. Allah doğruları, doğruluklarıyla sorumlu tuttuktan sonra iddia sahiplerini sorumlu tutmayacak mı? Onlar Allah'ın şu buyruğunu iyi duysunlar. De ki, yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döneceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Tevbe suresi ayeti kerime. Onlar doğruların giyindiği gibi giyinme gayretindedirler. Halbuki hal ve yaşantıları haktan yüz çevirenlerle aynıdır. Allah bu konuda Azze ve Celle şöyle buyurur. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtuluş bulursunuz. Rızık kapısının rızık sahibine baş eğmek olduğunu bil. Ona isyan edip dururken ondan sana rızık vermesini nasıl istersin? Emir ve yasaklarına aykırı davranışlar içindeyken zenginlik ve cömertliğini sana aynı oranda açmasını nasıl beklersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındakine onun öfkesiyle ulaşılamaz demiştir. Ondan rızık ancak o hoşnut edilerek istenir. Rabbimiz şöyle buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerlerden rızıklar verir. Bundan dolayıdır ki Ebu'l-Abbas Hazretleri hizbinde yani virdinde yaptığı dersinde Allah'tan rızık istedikten sonra şöyle niyaz etmiştir. Rızık dünyada hakikate ulaşmaya engel olmayan, ahirette de hesabı ve azabı olmayan isteklerdir. Bu rızka sahip olanlar nefsani istek ve arzulardan uzak, ayıpsız ve kusursuz olan tevhid ve şeriat ilminin yaygısı üzerindedirler. Yolu üzerindedirler yani. Allah'tan demek ki samimiyetle bir şey isteyen insanlar Allah'ın gayrisinden kesilmiş insanlardır. Samimiyetle bütün ihtiyaçlarını
Allah'a arz eden insanlardır. Ve onlar inanırlar, güvenirler, bilirler ki Cenab-ı Hak bizi mahcup etmez, Cenab-ı Hak bizi mahrum etmez. O yüzden de onlar başka kimsenin kapısına yönelmez. Başka kimseye la teşbih el açmaz. Bütün istediklerini Cenab-ı Hak'tan isterler. Eğer lütfederse şükrederler. İstedikleri olmazsa istiğfar edip sabrederler. Olmadı diye yine başka bir çözüm aramazlar. Burada olmadı, öyleyse başka bir taraftan bu işi halledelim. Böyle bir şeye tevessül etmezler. Çünkü bilirler ki Allah'ın yapmadığı bir şeyi yapabilecek başka bir güç yoktur yani. Cenab-ı Hak bu imanı cümlemize nasip eylesin. Yani büyüklerin tabii anlayışı, büyüklerin hakkı tanıyışı, hakka tevekkül ve teslimiyetleri ancak onlarla yaşandıkça bunlar anlaşılabiliyor muhteremler. Hani davulun sesi dışarıdan hoş gelir derler. Meseleye böyle bakarsak aldanırız yani. Eğer bu yola bütün varlığımızla giremezsek ve nefsimizi bu yolda eritemezsek, büyüklerin ahlakını, büyüklerin irfanını, büyüklerin amelini, büyüklerin imanını anlayamazsak onlara mütabaat edemeyiz. Bu anlamda hep söylüyoruz, taklit ihlasın kapısıdır. O taklit olmadıkça da ihlasa ulaşamayız. İşte bunun için onlarla yaşanmışlık, onlarla sıkı ilişkiler, manada rabıta, gönül bağı, zahirde dostluk önemli. Önemli. Edep kurallarını aşmaksızın, nefsi şımarıklığa götürmeksizin onların dostluğuna talip olmalı. Ki onları tanıyabilelim. Onları tanıdıkça onlarda İslam'ın güzelliklerini göreceğiz. Onlarda peygamberin ahlakını göreceğiz. İslam'ın erdemlerini göreceğiz. Onlarda sahabinin hayatını göreceğiz. Evet. Şimdi belki çok farklı bakıyoruz. Uzaktan farklı görünüyor yani. Uzaktan farklı görünüyor. Allah yakınlığı lütfeylesin. Gönül yakınlığı versin. Hal yakınlığı versin inşallah. O yakınlıkta oluşmadan bizdeki nefsin sıfatları değişmiyor. Değiştiremiyoruz. Dünya çengelini takmış. Şeytan çengelini takmış bize, bırakmıyor bizi. Bizi bırakmıyor. Ancak onlardan gelecek manevi enerji, himmettir, gayrettir, nispettir. İnşallah bizi takıntılarımızdan kurtaracak. Şeyhimiz öyle buyuruyordu. Kaddesallahu esrarahum. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Ne ile meşgulsünüz? Biz çocuk bağlıyoruz buyuruyordu. Çocuk bağlıyoruz.
Efendim neyi çözüyorsunuz, neyi bağlıyorsunuz? Biz buyuruyordu, bizimle ilişkiye geçenlerin gönüllerini dünyadan, sivadan, nefsu şeytandan çözüyoruz. Allah'ın emirlerine bağlıyoruz. Onları Allah'a bağlıyoruz. Şeriate bağlıyoruz, tarikate bağlıyoruz. Bu bağlar sayesinde insanlar hak ile olan ilişkilerini düzeltiyor. Allah'tan korkuyor, peygamberi seviyor. Derken onlara mütabaat ediyor. Emirleri öne alıyor. Yasaklardan sakınmaya çalışıyor işte. Çocuk bağlamak bu yani. Ama gelme gitme olmazsa, yaşanmışlık olmazsa, meseleleri idrak olmazsa bu bağ kuvvetlenmiyor. Kuvvetli bağlanamıyorsun. Evet, zahiren belki sorulduğunda bir aidiyet hissi hissediyorsun ama özünle bağlanamıyorsun. Özünde uzaksın yani. Asıl içeriden gerçek yakınlık olmalı. İçeriden yaklaşım olmalı yani. O yakınlığı zaten sağladığında adeta her kapı sana açılıyor yani. Bu anlamda üstadımız buyururdu. Müridin mürşidini ziyarete gitmesi usuldendir. Usuldür. Mürid gider, ziyaret eder, sohbette bulunur vesaire. Ama bazen öyle olur, öyle mürid vardır ki mürşidini ziyarete getirir. İhtiyaç duyduğunda kalbi öyle arzular ki onu, öyle samimiyetle çeker ki onu ayağına getirir. Bu sevginin gücü, bu dostluğun gücü. Örnek verirdi Hoca Ubeydullah Hazretlerinden, bizim büyük saadatımızdan, büyüklerimizden bu yolun. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir gün bir beldeyi şereflendirmiş. Orada bir müddet sohbet, muhabbet, ihvan ile oradan ayrılmışlar. Bir ihvanı geç duymuş. Şeyh Efendi'nin o bölgeye geldiğini, o da gelmiş ki oradan ayrılmış. Gelmiş bakmış, Şeyh Efendi gitmiş. İşte nereye geldi? Şu camiye geldi. Nerede oturdu? Şurada mihrabın şu yanında oturdu. Hemen oraya gelmiş, iki rekat namaz kılmış. Şeyh Efendi'nin oturduğu yerde iki rekat namaz kılıyor. Orada murakabeye duruyor, rabıtaya duruyor. Halini arz ediyor. Diyor ki efendim, ben sizi ziyaret için geldim. Ben geç duydum. Ben yetişemedim. Şimdi de neredesiniz ben bilmiyorum. Sizi nerede bulabilirim bilmiyorum. Ama siz isteseniz beni bulursunuz. Ben sizi bulamam. Ama siz beni bulursunuz. Bana yardım edin. Yalvarıyor. Manen orada oturuyor. Onun manevi ateşi Şeyh Efendi'yi sarıyor bulunduğu yerde. Diyor ki ya o geldiğimiz yerden bize davet var. Biz oraya geri döneceğiz. Diyorlar ki efendim oradan yeni geldik. İşte filan yere söz vermişiz. Filan yere gideceğiz, yetişeceğiz. Yok oradan diyor bizi davet ediyorlar. Orada bir işimiz var, biz oraya gideceğiz. Siz diyor devam edin. İleri, o söz verilen yerlere gidin, orada hazırlıkları yapın.
Biz bu geri dönelim geldiğimiz yere. Bir iki ihvan ile biz geliriz. Bir iki ihvanı alıyor yanına, geri dönüyor. Efendim nereye gidiyoruz? Camiye gidiyoruz buyuruyor. Camiye gidiyorlar. O ihvan orada oturuyor. Orada bekliyor. Orada bekliyor. Karşılaşıyorlar, ziyaret ediyor. Sohbetleşiyorlar camide artık ne kadarsa. Sohbet, muhabbet, yapacağı nasihatleri yapıyor. Oradan ayrılıyor. Evet. Müritlik. Şeyhini ayağına getiriyor. Zahiren düşünüldüğünde bu edepsizlik gibi algılanabilir. Değil. Sevginin, samimiyetin, muhabbetin gücü bu. Muhabbetin gücü. Allah cümlemize böyle samimiyet nasip eylesin. Evet. Böyle bir tanıyışla tanımayı lütfeylesin inşallah. Ve büyüklerimizin bu şekilde himmetlerini çepeçevre üzerimize sahiban eylesin.